19 Kasım 2023. Burası Çeltik Düzü Göcekköy, Artvin Yusufeli ilçesi. Su altına kalan 10 köy ve 1 ilçenin hikayesini yaklaşık 7 aydır çekmekteyim. Şimdi bugün itibariyle de YouTube'a çekmeye başladım. Çünkü hem daha uzun soluklu olsun hem de sizlere daha fazla bilgi aktarmak için. Bakın minare şu anda suya teslim olacak ilk etapta, öyle görünüyor. Çünkü 3-4 metre daha yükseldiği zaman minareyi aşmış olacak. Ama daha sonrasında su seviyesinde bir geri çekilme olduğunda bu minareyi biz yarım olarak görmeye devam edeceğiz. Şimdi sizlere yarım kalan hikayeler, anılardan kastımızı anlatayım. Hem de gözle şahit olalım. Bakın burası bir 3 katlı bir bina. 3 katlı bir bina ve ilk katı suyla dolmaya başladı bile. Bugün itibariyle su seviyesi yükselecek. Şöyle yukarıya doğru devam ettiğimde ise evde bir zamanlar neşenin, gülümsemelerin, tebessümlerin, anıların, hatıraların olduğu bu evlerde görüyorsunuz artık kapılar, her şey söküldü. Çünkü suya teslim olacak ilk etapta. Bakın görüyorsunuz her yer, insanlar değerli gördüğü eşyalarını alarak buradan göçtüler. Şimdi şöyle göstereyim sizlere. Burası 3 artı 1 tarzında bir ev. Şöyle 2 oda. Burada da 1 oda. 3 oda. Durduğum yerde salon. Camdan dışarıya doğru baktığımızda ise minareyi buradan da gözlemleyebiliyoruz. Perdeler zaten köy evleri biliriz hepimiz. Bakın perdenin doğallığına. Bir çivi ve lastikle tutturulmuş bir şekilde. Bu insanların, hani şimdi maddiyata vurmamak lazım her şeyi. Maddi olarak görmek lazım diyorsunuz. Buradaki insanlar maddi değil, tamamıyla manevi olarak görüyor işte. Çünkü buradaki değerler çok başka. Bu insanların burada yaşamış olduğu anıları, hatıraları, her şeyi suların altında kalıyor. Kim bilir bu caddelerde ne çocuklar koşup oynamış, öyle düşünün. Ben şimdi sizlere köyün içerisine doğru devam edip biraz daha göstereceğim burayı. Daha sonrasında köyün diğer tarafına da geçip buraları da göstermiş olacağım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Dayıcım nasılsın? Sağ ol, teşekkürler. Çekim mi yapıyorsun? Aha. Geleceğim dayı bu tarafa. Şimdi minarenin bir de diğer tarafını da göstereceğim size. Bakın buradaki evlerin son noktaları. Bu arada suyun yüzeyindeki bu ahşaplar, çöpler, su tam olarak kod yükseldiği zaman bunların hepsi temizlenecek, böyle kalmayacak. Ve şuradaki çatlağı da herhalde siz de görmüşsünüzdür. Su arttığı için duvarı çatlatmış aşağı doğru. Burası da bir evin içerisi. Su yıktığı için şu anda böyle sanki bir savaştan kalmaymış gibi görünüyor ortalık, ama her şey dediğim gibi insan eliyle yıkıldı. Çünkü su seviyesi yükselecek. Sıcağı sıcağına köyün bu bölgesindeki su kod seviyesini de göstereyim. Bakın burası tam 711 kodu. Şu mavi hortumun olmuş olduğu yer. 713 ise şu sarı ev. Yani o sarı evin oraya vurma imkanı sıfır. Suyun, çünkü baraj kapağının en üst noktası şu anda 711'de. Yani 711'e çıktığı zaman su boşalmaya başlayacak. O yüzden 713'e hiç çıkmayacak. Zaten geriye doğru çekilme de olacak suda. 690'larda falan elektrik üretimi olacak. Minareyi bir de buradan göstereyim. Gördüğünüz gibi minarenin son yapısı bu şekilde. Bu önümde yer alan ev de suyun altında. Zaten temeline kadar su işlemiş. Zeytin ağacı buralarda önemli bir ağaç. Hemen hemen her yapının yanında görebilirsiniz zeytin ağaçlarını. Şu an bu yürüdüğüm yolda çok kısa zamanda yürüyemeyeceğiz. Çünkü su teslim aldığı için burası da hem ahır hem samanlık olarak kullanılmış zamanında. Karşı kıyılar Peterek köyünün kıyıları. Şöyle yaklaştırdığımda
Dinler Mahallesi'nin oraları görebiliyorsunuz. Çoruh Nehri'nin gelmiş olduğu vadi burası. Ama şimdi Çoruh Nehri'nin akışı görünmüyor tabi göl olduğu için. Selamünaleyküm. Bu sokaklanmalarında halen daha elektrik var. 19 Kasım itibariyle. Yakında onlar da anlayacaktır. Burası köyün meydanı gibi bir şey. Her köyde deriz böyle. Harman dediğimiz yer. Köyün harmanı, öyle düşünün. Gördüğünüz gibi bir eski yapıda ve orijinal merdiveniyle. Buradan da şu açıdan da çekeyim caminin olmuş olduğu yeri. Burası köyün harmanı gibi, meydanı gibi düşünün arkadaşlar. Buraya da nereye kadar su dolacak derseniz, şu anda düz bir zeminde yürüyorum yani kod olarak da. Yani şu an bu bulunduğum yere de su seviyesi çıkacak. Zaten bakın gördünüz, su görünmeye başladı. Burada da hemen şuradaki ahşap merdivenin olmuş olduğu yere kadar su seviyesi çıkması bekleniliyor. Böylece yazın, hatta en son 29 Ekim'de buraya gelip suya girmiş olduğum yeri sizlere göstereyim. Bakın buradan açılıp caminin minaresine gidip o